Canım penceresinden herkese saygılar sevgiler. Otomobil piyasasının mevcuttaki durumu ve yaz dönemlerinde fiyatlarda ne gibi değişiklikler olabilir konularına başlamadan önce sizlere bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Çünkü şu soruyla çok fazla karşılaşıyorum. İşte şu kadar bütçem var şu 2-3 araba arasında kaldım sizce hangi otomobili almalıyım? Açıkçası bu soruya ben sizin adınıza sağlıklı cevaplar veremeyebilirim. Kendi adıma değerlendirdiğim zaman bence ikinci elde her otomobil alınabilir. Yeter ki o otomobilin durumu kötü olmasın ve emsallerine kıyasla fiyat avantajı olsun. Geçen haftalarda bir izleyicim pazarda özellikle beni durdurdu sordu. Dedi ki 600 bin civarında bir bütçem var ve bu bütçede Datsun ile Ford Kuga arasında kaldım. Şimdi bu iki aracı benim karşılaştırmam çok doğru ve çok mantıklı değil. Şöyle bir durum var. Ben o izleyicime desem ki Duster alın. Duster daha iyidir. Duster alıp kullanmaya başladıktan bir hafta geçmesiyle birlikte işte içinin kalitesiz olması, arka camlarının manuel olması falan rahatsız edebilir. O otomobilden memnun kalmayabilir. Ya da kurye alın desem. Kurye'yi kullanırken işte meskul mahalde radar cezası ise otomobil limitinde olmadığı için ya da her yıl muayene yaptırmaktan rahatsız olsa o otomobilden de e, olumsuz yönde etkilenebilir. Burada önemli olan sizin otomobillerin olumsuz yönlerini e, göz önünde bulundurarak size uygun olup olmadığını değerlendirmeniz. Bir de bununla birlikte diyelim ki hiç otomobilden anlamıyorsunuz. Bir otomobil buldunuz o otomobile bir bakın alınabilir olması bence şöyle mantıklıdır. Hangi marka, hangi model olursa olsun o otomobili aldınız ve o otomobili aldıktan bir hafta sonra herhangi bir sebepten dolayı e, memnuniyetsizlikler yaşamaya başladınız, aldığınızda pişman oldunuz. Eğer çok kısa bir sürede siz o otomobili en az aldığınız paraya ya da en kötü ihtimalle zarar etmeden hemen satıp başka bir otomobile yönelebiliyorsanız, aslında o otomobil alınabilir bir otomobildir. Bunları göz önünde bulundurduğunuz zaman yanlış bir tercih yapsanız bile yenileme fırsatınız sizi çok yormayacaktır. Şimdi gelelim otomobil piyasasının mevcuttaki durumuna ve gelecekteki fiyat tahminlerime. Öncelikle 0 km otomobillerle başlamak istiyorum. Sıfır kilometre otomobil piyasası Kasım ve Aralık aylarında yaptıkları indirimleri Ocak, Şubat, Mart aylarında yapmadı arkadaşlar. Şimdi Kasım ve Aralık aylarında gerçekten bayiler güzel indirimler yapmıştı. Bunun aksine Ocak, Şubat, Mart'ta genellikle yaptıkları indirim şu oldu. İşte büyük boy jant aldığınız zaman ya da metalik renkle otomobil geldiği zaman çok çok onun parasını almadılar. Opsiyonlardan küçük küçük böyle bir e, hani hediye mahiyetinde bir indirim yaptılar. Ya da işte bazı bayiler... 40 bin liralık 50 bin liralık hem yani fazla indirim yaptı. Yani dişe dokunur bir indirim yapmadılar arkadaşlar. Bunun nedeni otomobili olan talebin artarak devam ediyor olmasıydı. Geçtiğimiz yılın 2023 yılının Ocak ve Şubat aylarında yaklaşık olarak 132 bin adet 0 kilometre araç satılırken... Bu yılın Ocak ve Şubat aylarında 2024 yılında 185 binin üzerinde 0 kilometre otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Yani talep geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık %40 daha fazlaydı. 0 kilometre olan otomobillere talebin yüksek olmasının iki temel nedeni var. Bunlardan ilki özellikle 2022 ve 2023 yılında araç temin sorunlarından dolayı filolarını yenilemeyen şirketlerin 2024 yılı başında ee, otomobile biraz saldırmaları ki bundan daha önemli bir neden var o da ÖTV muafiyetiyle satılan araçlar geçtiğimiz yılın Kasım ayında ÖTV muafiyetiyle satılan otomobillerin üst limitinin 1 milyon liradan 1 milyon 600 bin çıkacağı duyurulmuştu Yani biraz önce duyurulmuştu ve bu durumda da haklı olarak ÖTV muafiyetiyle otomobil alacak kişiler 1 milyona zaten doğru düzgün otomobil kalmamıştı Haklı olarak 2024 yılına beklediler ve 2024 yılının gelip ÖTV muafiyet üst limitinin 1.6 milyonaya çıkmasıyla birlikte adeta bayilere akın ettiler. Bundan dolayı otomobil bayilerinin hani satışı hep şeye yönelik oldu. Ee, engelli araçlarına, ÖTV muafiyetiyle satılan otomobillere oldu. Görüştüğüm birkaç bayi satışlarının yarısının ÖTV muafiyetiyle e, yapıldığını söyledi. Durum böyle olunca tabii bayiler herhangi bir indirim ya da kampanya yapma gereksinimi duymadılar. Şimdi bundan sonraki dönemlerde ne olabilir? Malumunuz ülkemizde bir enflasyon var. Kur sürekli artmaya devam ediyor. Bundan dolayı 0 kilometre otomobil fiyatları artışı devam edecektir. Tabii bu iş bayilerin eline kalsa Doların ya da Euro'nun arttığından daha çok otomobili eklemeye kalkarlar. Ya da enflasyondan daha fazla zam koymaya kalkarlar. Ama önümüzdeki dönemlerde talep şu aylardaki kadar olmayacaktır. Çünkü engellilerin zaten pazardaki payı her geçen gün adım adım azalacaktır. Bununla birlikte filo alışı yapan kişiler de zaten bunların da payı azalacaktır. Doğal olarak satışlarını devam ettirmek için kampanya yapmaya ya da en azından e, otomobillere faiz zam yapmamaya e, dikkat edeceklerdir. Bu durumda şunu söyleyebilirim. 0 kilometre otomobil fiyatları özellikle seçim sonrası dönem için elbette ki TL bazında düşer diyemiyorum. Fakat döviz ya da altın bazında fiyatlarına bakıldığı zaman dövizden ya da altından daha az artacaktır diyebilirim. Özellikle bayiler zaten büyük kampanyaları yılın son çeyreğinde yaparlar. Yılın son çeyreğine kadar otomobil fiyatları işte her geçen ayda %2, %3 biraz daha fiyat ekleyerek devam edecektir 0 kilometre otomobillerde. Şimdi gelelim ikinci el otomobil piyasasına. İkinci el otomobil piyasasındaki durum sıfırlardan biraz farklı. Verileri not etmeyi unutmuşum ama e, aklımda kaldığı kadarıyla sizlerle paylaşayım. 2023 yılının Ocak ve Şubat aylarında yaklaşık olarak 950-960 bin adet e, araç trafikte de el değiştirirken 2024 yılının Ocak ve Şubat aylarında 750 bin civarında araç el değiştirmiş. Yani ikinci el pazarı %20 civarında küçülmüş diyebilirim. Tabi bununla birlikte ikinci elde şöyle bir durum vardır. İşte her bayram arefesi, her yaz saatli öncesi, her yıl sonu ikinci el otomobil piyasası sıfırda hareketlenir ama ikinci el otomobil piyasası biraz daha fazla hareketlenir. Bu hareketlilik de fiyatları biraz yukarı arttırır diyebilir ki durum bu dönemde biraz değişik olacak. Şimdi otomobili olan talep artarsa normalde fiyatların da artması gerekir ama ikinci el otomobil piyasasında durum biraz daha farklı. İkinci el otomobil piyasasını sağlıklı bir şekilde analiz edebilmek için bence kategorize etmek lazım. İlk önce hani sıfır ayarında sayılabilecek 0-3 yaş arası olan otomobillere baktığımızda şimdi bunlar eskiden zaten sıfırlarına kıyasla %10, %15 işte yaşına durumuna göre %20'ye kadar sıfırına kıyasla daha uygun fiyatlara satılıyordu. Bu pandemi döneminde olan gelişmelerden sonra bu durum ortadan kalkmıştı ama yeniden bunlar dengeye geldi. Yani günümüzde şöyle bir gerçek var. İkinci el otomobillerde 2-3 yaşında ise o otomobil sıfırına kıyasla markadan modeline göre durumuna göre farklılıklar gösterse de %15-20 civarında daha uygun fiyatlara satılabiliyor. Bu durum böyle devam edecektir. Fakat tabii şöyle bir gerçek de var. Şimdi bu Örnek vereyim 1.2 milyon satılan bir sıfırı 1.2 milyon satılan bir otomobilin 2021 modeli ne 1 milyon liraya bulabiliyorsunuz. Birçok markada bu böyle. Şimdi sıfırı 1.2 milyon satılan otomobilin sıfır fiyatına zam gelip 1 milyon 250 bin liraya olduğu zaman o otomobilin ikinci elde 1 milyon liradan 1 milyon 40 bin liraya çıkacaktır. Bu maalesef ekonomi bir gerçeği yıl sonuna kadar kampanya olmadığı sürece sıfırlarına kıyasla %10 %20 arası daha uygun fiyatlara satılmaya devam edecektir. Fakat sıfırdaki yükselişler ister istemez genç yaştaki otomobilleri de etkileyecek. Daha eski olan otomobillerde ise iş biraz daha karışıyor. Karışmıyor da dengesizlik oluşmaya başlıyor. Bu dengesizliği hep videolarda bahsediyordum. İşte normalde 3 yaşındaki bir otomobil 1 milyon satılıyorsa 5 yaşındaki 950 bin ya da 10 yaşındaki 850 bin satılmamalı. Yani kasa farkı, yıl farkı daha belirgin bir şekilde olmalıydı ama son dönemlerde bu azalsa da bu dengesizlik hala devam ediyor. Eskiden hep otomobil alırken böyle otomobilden anlayan kişiler şöyle tavsiyelerde bulunurdu. Ya işte onu alacağına 30 bin daha koy, 50 bin daha koy, 100 bin daha koy, şunu al şu araba daha iyi falan. Ben bu mantığa aslında çok katılmazdım çünkü kişilerin bütçesi o kadar ki o kadarlık otomobil bakıyorum bakıyordur derdim ama piyasadaki durum aslında tam olarak şu piyasada mantıklı olan e, yani bütçeyi maksimum ölçüde kullanaraktan alınabilecek kadar genç otomobil almak daha mantıklı size birkaç tane örnek vererekten durumu açıklamaya çalışayım. Şimdi internetten rastgele kısa sürede baktım bu 2015 model 115 bin kilometrede Advanced donanım otomatik şanzımanlı Corolla'nın sahibinin verdiği bilgiye göre sağ arka teker altında e, işlemli boya varmış ve araba gayet temiz görünüyor açık konuşmak gerekirse. Şimdi bu otomobilin fiyatı 870 bin lira. Bu otomobili alabilirsiniz temiz göründüğü için ama 2020 model daha alt donanım olan Vision yani. 133 bin kilometredeki otomatik şanzımanlı Corolla yine sahibinin dediğine göre bir parça kaput çizikten dolayı boyalıymış. Bu otomobilin fiyatı da 925 bin lira. Aralarında 5 yaş ve kasa farkı var. İkisi de 1.6 motor yani tutulan motor versiyonu. Şimdi bu otomobillerden hangisini almak daha mantıklı? Doğal olarak daha yenisini almak daha mantıklı. Ya da şöyle bir yine Toyota Corolla'dan örnek vereyim. Siz şimdi 800-900 bin arası bir Toyota Corolla e, almayı planlıyor olsanız şu örneğe bakın. 2020 model Dream donanım 100.000 kilometrede yine otomatik şanzıman. Fakat bu arabanın motor kaputu değişmiş ve yaklaşık 30 bin tutarında bir hasar kaydı var. Ama bunun fiyatı 820 bin lira. Şimdi bir motor kaputu değişmesi elbette önemli olur. Olabilir yani bakılması lazım buna. 30 bin kayıt çok yüksek bir kayıt sayılmaz yeni bir otomobil için. Bu otomobile bakıldıktan sonra bunu 820 bin liraya almak mı mantıklı ki dirim donanım yani boşu da değil yoksa gidip şeyi mi almak daha mantıklı? 2015 modeline 850-870 bin mı vermek daha mantıklı? Zaten bu konularda aklın yolu birdir. Herkes doğal olarak yeni iyi seçecektir. Bu durumun sonucunda da şöyle bir gerçek olur arkadaşlar 870 bin liraya satan kişi ben bunu eleştirmek için söylemiyorum. O kişi de muhtemelen emsallerinin fiyatına bakmıştır. Emsalleri de işte hepsi 250 bin e civarında yazmıştır. Belki kendisi de 20 bin pazarlık payı koyduğundan o fiyat yazmıştır ama o kişi gerçekten satıcı ise otomobilini 800 bin e ya da daha altı fiyatlara satmak zorunda. Piyasa bunu gerektiriyor. Tabi uzun vadede bekleyip sıfırlarının fiyatının artması sonucu 870 bine satabilir ama bu belki 5 ay 6 ay sonra da olabilir. Ya da Şöyle şunu söyleyeyim, bu durum yani otomobil piyasasındaki fiyat dengesizliği eski otomobillerde daha fazla artıyor. Şimdi size bir tane Ford Focus örneği vereyim, 99 model ambiyans sunan yani serinin boşu olan 341 binde ve ön üç parçası değişmiş komple boyalı bu arabanın fiyatı 360 bin lira. Yani şimdi Focus'lara ben 300-350 bin bandında kalın derken e, hata etmiyordum. Şimdi buna 360 bin fiyat yazılmış. Şimdi bu arabayı mı almak mantıklı yoksa şu ilana bakın 417 bin liraya tavanı bagajı ve bir kapısı boyasız ağır hasar kaydı olmayan üstelik 255 bin kilometrede Focus'un 2011 modeli var. Yani 12 yaş daha genç olanı var ve arada hani 40-50 bin liralık bir fark var. Sizce bunlardan hangisini almak daha mantıklı. E doğal olarak bunu değerlendirebilen kişiler ister istemez bir şekilde 40-50 bin'a daha bulup Ford Focus 2'ye yöneleceklerdir. Bundan dolayı 360 bin'e yazan Focus fiyatı 300 bin seviyelerine ve hatta onun arabası muhtemelen daha da altına gidecektir. O seviyelere çekmesi gerekiyor arkadaşlar. Piyasadaki dengesizlikten kastım bu. Şimdi özetle şunu söyleyebilirim. Özellikle yaşlı olan ikinci el otomobilleri almak mantıklı değil. Bu yüzden yaşlı olan ve emsallerine kıyasla yüksek fiyatlar yazılmış olan ikinci el otomobiller satılmıyor. Bundan dolayı bunların fiyatında bir düşüş bekliyorum arkadaşlar. Genel olarak tavsiyede bulunacak olursam. Şimdi benim her zaman bir fix tavsiyem vardır. Eğer siz otomobili kullanmak 2 yıl gibi bir vadeyle Binmek için alıyorsanız yani tabiri caizse siz biniciyseniz piyasa beklentilerinden bağımsız hareket edin. Bulduğunuz otomobil sizin ihtiyaçlarınızı sağlıklı bir biçimde karşılayabiliyorsa ve fiyatı emsallerine kıyasla çok yüksekte ise o otomobili alın. Yok eğer siz otomobili sadece binmeye değil doğal olarak yatırım amacını da göz önünde bulunduruyorsanız ya da bu işin ticaretini yapıyorsanız ya da yatırım binmekten daha öncelikli bir durum varsa siz 500 bin lira bütçenin üzerinde bir otomobil almayı planlıyorsanız işte 600 bin 700 bin civarında olan otomobillerden bakıyorsanız öncelikli tavsiyem tabi otomobilin size uygun bir otomobil olmasıyla birlikte Otomobil almak için böyle çok aceleci davranmamanız, mümkün olduğunca kelepir denilebilecek fiyatı emsalleriyle kıyasla daha düşük olan otomobiller koşturmanız ya da işte pazarlık payını biraz daha yüksek tutmanız. Eğer siz 500 binanın altında 15 yaşına geçmiş olan otomobillere bakıyorsanız size tavsiyem aslında biraz daha farklı. Tabii bu konu biraz şeyle ilgili. Otomobil sizin için ne kadar elzem, ne kadar almanız gerekiyor, ne kadar acil. Bu konularda ya o kadar acil değil diyorsanız ve sizin aslında otomobili bir geçiş ya da yatırım için kullanıyorsanız sizlere tavsiyem aslında otomobil için hiç acele etmemeniz. Mümkünse önümüzdeki 3-4 ayda 300 bin var diyelim ya da 10 bin dolarlık bir paranız var işte 310 bin bir paranız var. Bugün alabileceğiniz bir otomobili almaktansa o parayı Dövize, dolara ya da altına yatırın. Emin olun 4 ay sonra aynı paraya yine 10 bin dolara bugün alabileceğiniz otomobilden belki 3 yaş, 4 yaş daha genç ya da bir kasa üstünü alabilirsiniz. Tabi buradaki konu hani bu tavsiye şu şekilde oluyor. Otomobil sizin için hayati bir ihtiyaç olabilir. Almanız gerekiyordur. Bu durumda da e, mümkün olduğu kadar yeni ve genç olan otomobilleri almaya gayret göstermenizi tavsiye ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Umarım sizler de kendiniz için en uygun otomobili alıp güle güle kazasız, belasız, cezasız kullanırsınız. Bu videodan benden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.